Güzel bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Python ile bir otopark ücreti tarifesi hesaplatacağız. Şöyle Visual Studio'dan Create a New Project diyoruz. Buradan Python seçili, Python Application diyorum. Uygulama adı verebilirsiniz, böyle de bırakabiliriz. Create diyorum. Öncelikle Türkçe dil desteği için şöyle eklemem gereken bir ifade var. Kare diyorum, ünlem, slash, user, slash, bin, slash, python diyorum. Bir satır daha açacağım. Kare, boşluk, tire, yıldız, tire, boşluk, coding diyorum. İki nokta, bir boşluk. Latin 1, boşluk, tire, yıldız, tire. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar Türkçe karakter kullanabiliriz. Şimdi bir yorum satırı açacağım. 3 tane tek tırnak. Şuraya da 3 tane tek tırnak. Bu araya istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Şimdi otoparkın ücret tarifesi şöyle olsun. 1 saate kadar 5 TL olsun. 5 TL. 1 ile 5 saat arası ne olsun? 4 TL. Her saat için 4 TL olsun. 5 saatten fazla ise her saat başı 3 TL olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kodlamaya başlayacağız. Öncelikle saat değişkenine şöyle saat eşittir integer türünde arkadaşlar. Bu bir input olacak. Input. Buna da kaldığınız süreyi giriniz diyoruz. Kaldığınız süreyi giriniz. Ücrete geliyorum. Ücret eşittir 0 diyorum. Şöyle if dedim. Saat küçük eşit 1 ise arkadaşlar ücret 5 olsun. Ücret eşittir 5. Else if diyeceğim arkadaşlar. Yani Python'daki hali elif. C Sharp'taki hali else if oluyor. Saat küçük eşit 5 ise şöyle ücret eşittir 4 çarpı saat. Çünkü o zaman her saat için 4 ile çarpıyoruz. O şekilde dedik. 1 ile 5 arasında ise saat başı 4 TL. Bundan dolayı. Şimdi de geriye kalan tek bir seçenek oluyor. Onun için de else diyorum arkadaşlar. Bu arada bakın şurada 2 nokta koymamız gerekiyor. Bu yüzden altını çizdi. Else diyorum. Buradan da ücret eşittir 3 çarpı saat diyorum arkadaşlar. 3 çarpı saat. Şimdi şöyle print, şöyle parantezlerimizi açalım. Ödemeniz gereken ücret. Şuradan formatları yazıyoruz. Daha sonra tırnağın dışından nokta format diyorum arkadaşlar. Formatın içine de ücreti yazıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kaldığınız süreyi giriniz diyor. 8 saat diyorum. Çalıştırıyorum. Ödemeniz gereken ücret 24 lira diyor. Burada ben Latin 1 yapmıştım. Güncellemeden sonra Latin 1'i kabul etmemeye başladı. UTF-8 yaptım. Siz de bu ikisini de deneyebilirsiniz. UTF-8 de çalışıyor şu anda. Üzerinde başka bir değer deneyelim. Mesela
1 saat kalmış olsun. Kaldığınız süreyi giriniz. Ödemeniz gereken ücret 5 TL. Bakın niye? 1 saat için 5 TL dedik. Şöyle bir kere daha çalıştıracağım. O gün 24 saat kalmış olalım arabayı. Gün boyu bırakmış olalım. Ödemeniz gereken ücret 72 lira oluyor. Çünkü katlanıyor artık. Her saat için ücret şu verdiğimiz parametrelere göre katlanıyor arkadaşlar. Örneğimiz bu şekildeydi. Diğer örneklerle YouTube kanalımızda bunları yayınlamaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.